Yeni yılı masajcımla beraber baş başa geçireceğim Gözüm ablacığım. Çok mutluyum. Ya hadi gözün aydın Ruhsarcığım. Gözüm abla, sen sabahtan beri ne yapıyorsun burada? Bu görmüş olduğun piyango bileti en büyük ikramiyenin çıkacağı bilet oluyor Ruhsarcığım. Ve bu bileti benim fani kocam Saadettin çekecek. Bunun sana ne faydası olacak? Kalp hastası olan Saadettin'im büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrenince küt anında bu tarafta. Vay canına, sen işi bayağı ilerletmişsin be Gözüm abla. Peki o diğer şeyler ne? Saadettin'imin ufak tefek günahları olduğu için benim yanıma gelmeden önce birazcık cehennemde misafir edilecek. Cehennemden çıktıktan sonra da her tarafı yanık içinde olacağı için ona bu yanık merhemlerini hazırladım Ruhsarcığım. Akşam için sarayın özel Ramazan yemeği damla sakızlı süt dana kapama yapayım diyorum. Ne dersin? Hani yiyecektik anne? Doğru ya. O zaman hindi dolması yaparız. Anne, farkında mısın? Bir şeyler eksik. Yok canım, her şey tamam. Yemek için gerekli bütün malzemeleri aldık. Yok yok, yemek malzemeleri değil. Gel gel, göstereyim sana. Gel gel, çık. Dur bakalım yine ne var? Ayol. Bak, yılbaşı süslerimiz eksik. Ben en iyisi gidip alayım da evin her tarafını şöyle bir güzel süsleyelim anneciğim. Tabii ya. Herkes bizim mazhar gibi uyuşuk değil ki. Bak, Ruşen amcanın oğlu Seda da yılbaşı çamını ta Ağustos ayında alır, saksıya diker, sular. Ondan sonra da yılbaşı gecesi kozalaklarını toplar, sabaha kadar da fıstıklarını ayıklar. Ya. Neyse, biz de kendi çapımızla bir şeyler yaparız. Hadi görüşürüz anne. Hadi güle güle bakalım. Bana bak, gecikme sakın. Yılbaşı günü sokaklarda çıkıyor, anladın mı? Tamam. Erken gel, sinirlendirme beni. Aman, şu Ramazan'la yılbaşının da aynı güne denk gelmesini bir türlü önleyemediler gitti. Ne olur sanki yılbaşını bir iki hafta erteleyiverseler. Ama tövbe tövbe, günahıma girdim ayol nedir? Evet, bu sefer hayırlısıyla bu işi hallettik sayılır Bahattin Bey. İnşallah, inşallah. İnşallah yok, kaldıracaksın. Evet, Mazhar Bey evladım. Köşe yazarları reklam işinde ne gibi gelişmeler kaydettik acaba? Göstereyim Önder Bey. Ünlü köşe yazarı Bahattin Özdüman Bey biraz yaşlı olduğu için beyaz eşya kolisini kaldıramamıştı hatırlarsınız. Evet evet, biliyorum. Bunun üzerine ben de düşündüm, taşındım, araştırdım ve çeşitli gazetelerden iki tane genç, kuvvetli, vatanla milletine bağlı ve liboş olmayan köşe yazarı buldum. Bu iki genç köşe yazarı arkadaş Bahattin Özduman Bey'e koliyi taşımada yardım edecekler. Sonra? Sonra bozuk çıkan beyaz eşyayı satıcının kafasına atıyorlar. Evet, hadi arkadaşlar. Bahattin Bey, siz de kaldırıyormuş gibi yapın. Şimdi kaldırıyoruz koliyi, beyaz eşya kolisini, çok güzel. Ve reklamın sonuna doğru yaklaşırken koliyi patronun kafasına fırlatıyoruz. Fırlattık koliyi. Çok güzel. Bravo, bravo. Çok beğendim. Bunu hemen çekiyoruz. Bir şey yok. Manyak mısın oğlum? Tamam, reklam daha ediyor. Ve reklamın sonunda Bahattin Özduman Bey bir işi daha başarmanın mutluluğuyla altın beşik yapılır. Apo'yu yakalamak üzere Roma'ya, İtalya'ya doğru yola çıkar. Bütün yollar Roma işte. Bravo, Bahattin Özduman, bravo. Ruhum hoş geldin. Hoş bulduk kocacığım. Hadi hemen çıkıyoruz. Çıkıyor muyuz? Hayda, cep telefonum yok. Suat. Şu cep telefonunu bana verir misin? Al ama kapalı. Olsun, önemli değil canım. Alo, anlayamadım. Nereye çıkıyoruz hayatım? Yılbaşı alışverişine. Yiyecek, içecek, kuru yemiş, hediyeler, çamaşır falan almamız gerekiyor. Tamam, anladım. Tamam, Ruhum sen şimdi arabaya in, ben hemen geliyorum, hadi. Suat, niye biliyorsun bunu? Telefon kapalı. Kapalı telefonu bana biliyorsun. Kanka, benim hemen dışarı çıkmam lazım. Yılbaşı gecesi için alışveriş yapacağım. Yılbaşını evde mi geçireceksin? Evde geçireceğim. İyi o zaman. O halde kankamla beraberiz demektir. İkimiz, yani dördümüz. Yılbaşı gecesine üçüncü ve dördüncüleri geç kalmadan bulmak lazım. Yoksa kereviz sapları gibi erkek erkeğe kalırız. Alo? Zobrovski mişkepiretreska? Ya lübitibya? Zemenem Zobrovski. Umska. Türkçe bilen yok mu orada? Ne biçim Rus ticaret müşavirliği orası? Rahat konuşamıyorum da ben bu gece için iki bayan siparişi verecektim. Ah benim minik kuşum. Ah benim deli oğlum. Ne olurdu sanki. Şimdi mutfakta yemekleri gelinim yapsaydı da ben de telefonun başına geçip birilerine gelinimi çekiştirseydim, dedikodusunu yapsaydım ne olurdu ha, ne olurdu. Ne olurdu. Ay yemek gitti vallahi gitti. Çamaşırımızı
çamağacımızı. Oh. Bu ne ya? O çamağacını ben öyle süsledim. Anne! Cadı! Bunlar bu zamana kadar sana bulduğum ve senin evlenmediğin kızlar. Ne olurdu sanki şunlardan birini seçip de evlenseydin. A benim evladım ha. Ne olurdu? Anne artık sana herkes akut menkıbe diyecek. Çünkü sen tıbbi bir vaka olmuşsun. Evet. Tıp fakültelerinde kadavra olarak kullanılması onun için en uygunu. Aman neyse canım neyse. Bırakalım şimdi bunları. Ay akşam için sana en sevdiği yemekleri hazırlıyorum. Bayılacaksın vallahi, parmaklarını da birlikte yiyeceksin. Ha özel olarak istediğin bir şey varsa söyle, onu da hazırlayayım. Nasıl yani, sen bu geceyi burada benimle mi geçireceksin? Evet evet. Annen, kız kardeşim ve Reyhan'la çok güzel bir yılbaşı geçireceksin minik kuşum. 1999'a hepimiz bir arada gireceğiz. Masaj anneni hemen buradan gönderiyorsun. Tamam sakin ol oğlum, sakin ol, halledeceğim. Anne. Ben bu yılbaşını tek başıma evde geçirmek istiyorum. Ne yani? Öz anneni, öz kız kardeşini, öz Reyhan'ı görmek istemediğini mi söylüyorsun? Yoksa yeni bir yıla bizlerle girmeyip bütün bir yılı bizleri görmeden mi geçirmek istiyorsun? Ha şunu bileydim. Tabii ki onu demek istemedim ama... Tamam. O halde yeni yıla hep birlikte giriyoruz. Anne. Hani bu yılbaşını baş başa sadece ikimiz geçirecektik? Ya ruhum görüyorsun, ne yapayım ya? Ne yapayım? Falan annen hemen buradan gönderiyorsun. Ne, nasıl yaparım ben bunu? Kendi öz anneme seni istemiyorum nasıl derim? Hem yeni yıla annemi üzerek de girmek istemiyorum yani. Hayır ne olur ya. Tamam merak etme. Biz onların arasında nasıl olsa çaktırmadan birlikte oluruz. Zaten onların gecenin bir saatinde ya uykusu gelir ya da giderler ha. Arkadaşlar karar verdim, yeni yıla para sayarak gireceğim. Aa, o niye? Oğlum yeni yıla nasıl girersen bütün sene öyle geçermiş. Palavra, beni geçen sene yeni yılda Uludağ'da ayı kovalamıştı. Bir sene boyunca bir kere bile ayı kovalamadı. Biz 10-15 kız tavernaya gidiyoruz. Ramazan dolayısıyla kız kıza eğleneceğiz. Ben bu yılbaşı da PTT'ye takılacağım. Yani pijama, terlik, televizyon. Ulan 20 yıldır dangalakların yaptığı şu yılbaşı esprisi de bir türlü değişmedi gitti ha. PTT. Herkese merhabalar. Firdevs, hoş geldin. Abim yok galiba. Abiniz çıktılar Firdevs Hanım. Ben de tam acaba yılbaşını beraber geçirebilir miyiz diye size telefon açmayı düşünüyordum. Hayır. Olmaz. Hayır. Giremez. Çok üzgünüm Suat Bey ama yılbaşını ailecek abimlerde karşılayacağız. Ya ne kötü. Ya ne güzel. Neyse, artık ben kaçayım. İyi yıllar. İyi yıllar. Çok iyi be. Fırsat mı fırsattır? Karılar hemen iptal etmeliyim. Alo, merhaba. Zobroşki mişkepiretreska? Ya lübitibya. Ben birkaç saat önce iki bayan siparişi vermiştim. Gece için evet. Onları iptal edecektim. Evet, gelmesinler. Hayır, istemiyoruz. Hayır, biz erkek erkeğe şey diyeceğiz. Yani eğleneceğiz demek istiyorum. İyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş.